Kim daha güçlü belli. Şöyle otursana. Ben hemen geliyorum. O kalçaları özlemişim. Evet. Onlar da seni özledi. Evet, bu akşam ne yapıyoruz? Yeni bir kelepçe aldım. Kimse kıpırdamasın. Kıpırdama. Bu da ne böyle? İşitme sorunu mu var Bex? Kardeşim kıpırdamamanızı söyledi. Lanet olsun. Üstünü giy. Param ne olacak? Sonra alırsın. Hayır olmaz. Şimdi istiyorum. Kapa çeneni ve giyin. Bu iş tam bir saçmalık. Adi herif. Neler oluyor John? Güzel bir açıklaman olsa iyi olur. Evet, var. Mallarımızın yarısı federal gözetiminde ve adamlarımızdan beşi de gözaltında. Ne? Ve siz de benim bilgim olduğunu mu düşündünüz? Hayır. Sende o cesaret yok. Ama Bruno'nun ailesinde var. Ve sen kimde olduğunu biliyorsundur. Canın cehennemeliği. Bruno'nun adamları gerçekten saygın kişiler. Federallerle konuşan kişi sizin ihtiyar çıkarsa hiç şaşırmam. Dikkat et Bix. Hadi ama. Adamın ailesi sorunlu. Baksanıza sizi bile kardeş olduğunuza inandırmış. Saçma sapan konuşmaya devam edecek misin yoksa konuşamayacağından emin mi olayım? Tamam. Dinleyin. Duyduğuma göre federallere bilgi sızdıran kişi sizin aileden biriymiş. Kim? Ben nereden bileyim? Belki de o Adiriki'dir. Onda o potansiyel var. Tamam Joe. Bu saçmalıkları yeterince dinledim artık. Ben de bilmiyorum, tamam mı? Ama biz yapmadık. Sakın kıpırdamayın. Silahları yatağın üstüne bırakın yoksa bu adamın kafasını uçururum. Üzgünüm tatlım, sen de. Aferin. Şimdi cüzdanlarınız. Lanet cüzdanlarınızı yatağın üstüne koyun. Aşağılık kadın. Harika seçmişsin Lee. Teşekkür ederim. Şimdi geri çekilin. Geri çekilin dedim. İyi parçaymış. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
İşte böyle. Burnunun adamıyla uğraşırsanız sonunuz böyle olur. Daha ister misin canım? Asıl sen bizle uğraşırsan sonun böyle olur. Şimdi bilmek istediklerimi söyle hadi. Bilmek istiyor musun? O zaman babacığına sor seni korkak herif. Seni aptal. Adamlarından birini öldürdüğünü öğrenince Bruno ne yapacak dersin? Başlatma Bruno'ya. Adamlarımız takas noktasında yakalandı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yetiştirdiğim en sağlam dövüşçülerin. Siz ikiniz olduğunu söylemiş miydim? Her ringe çıkışınızda. Dönmeyeceğinizden korkardım. Ama her dövüşünüzden güçlü döndünüz. Beni dinliyor musun? Ailede bir hain var. Ve Bruno... Bruno ile olay başlatan sensin. Olayı onlar başlattı. Ben de ailenin karşılık vermesi gerektiğini düşündüm. Ailenin ne yapacağını bilemezsin. Ne yani, o adi heriflerin bize saygısızlık yapmasına izin mi vereyim? Ben ne diyorsam onu yapmalısın. Önce FBI, sonra da ailede bir hain. Ben gidince ne olacak? Adamlar saygı duyduğu kişiyi takip eder. Ve kime saygı duyuyorlar sanıyorsun? Sana mı? İşte saygı budur. John'u resmi olarak varisim yapmaya karar verdim. Yarın herkese duyururum. John mu? Neden? Çünkü o itibarlı. Bu işi kuran benim. Bu kadarı yeter. Ben yaptım. Ama niçin? İkinci kişi olmak için mi? Sana söyleneni yapacaksın. Sen nasıl istersen baba. Ne? Her zaman huysuzdu. Güçlü ama yumrukların seni bir yere kadar götürür. Her işte dengeli olmalısın. Sana güveniyorum.
Bu hiç değişmeyecek. Lee aileden. Sen ona yol göstermelisin. Onu taşımalısın. Yoksa sizin için kurduğum, size sağladığım bu hayat bir hiç uğruna olur. Bu ihtiyarı gururlandır. Ve aileyi yeniden ayağa kaldır. Şimdi defol git buradan. Değişik bir ölüm şekli. Dedektif Stern, bize biraz izin verir misin? Barsedi, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Oğlun nasıl? Tam bir pislik. Aynı babasına çekmiş. Aman tanrım. Bu şeyin altındaki Mark Biggs mi? Aynen öyle Paul. Ne zorla girme, ne mermi kovanları, ne de kurşun delikleri var. Dinle, seni buraya olay yerini incelemen için çağırmadım, tamam mı? O zaman olay ne? Olay şu ki, yönetici bana güvenlik kamerası kayıtlarını gösterdi ve tahmin et görüntülerde kim olay yerinden kaçıyordu. Nasıl olabilir? Aynen. Onların tarzı bu değil. Sen bir araştır. Eğer Bruno ile ihtiyar arasında bir iç çatışma varsa bu büyük olay olur. Tamam, bakarım. Sana diyorum Lee, ben lanet bir hain değilim. Bir hain de tam olarak bunu söylerdi. Bağla şunu. Gel. Biliyorsun o bu işi onaylamazdı. Hadi amaç o. Ne yapmamı istiyorsun? Güzelce mi sorayım? Ringde bir ders mi vereyim? Gerçeği öğrenmenin tek bir yolu var. Sen de biliyorsun. Kuralı hepimiz biliyoruz. Asla, hiçbir koşul altında ailene ihanet etme. Lütfen. Ben yapmadım adamım, yemin ederim. Herkes olabilirken neden ben? Dinlesene adamım, bunu neden yapayım ben? Söylesene John. Bu şekilde olmaz. Geri çekil John. Hain ya kendisi ya da kim olduğunu biliyor. Beni indirin. Kapa çeneni Ricky. Dediğim gibi bu şekilde olmaz. Bir sorunumuz var. Sizi lanet olası aşağılık ispiyoncu pislikler. Siz iki hainden hanginiz bana federallerin lanet sevkiyatı bastığını açıklayacak? Biz de aynı soruyu sormaktayız. Belki de hain sensin. Doğru. Öyleyse neden o pislik bağlı durumda? Yoksa siz iki hasta pisliğin köle fantezisi falan mı var? Cevap vermeyin. Bana bir silah sevkiyatı ve kaybettiğim adamlar için intikam borçlusunuz. Niye sizle konuşuyorum ki? İhtiyarı görmek istiyorum. Hemen. O seni görmek istemiyor. Kardeşimin demek istediği, eğer sorunun varsa bizimle hallet. John. Canın cehenneme. Kardeşinin de öyle. Lanet olsun. Silahları at. Söyle onu. Sana canı cehenneme dememiş miydim? Söyle onları. Bırakın.
Pislikler. Sevkiyatını haftaya olacak takasla alacaksın. Ama bunu yapan biz değildik. Bu süre boyunca biraz daha saygılı olmanı öneririm. Şimdi gidebilirsin. Lanet olası pislikler. Hadi yürüyün gidelim. En azından aramanı beklerdim. Yorucu bir gündü. Öyledir. Federaller adamlarımızı toplamış. Bildiğin bir şey var mı? Yok. Senin? Araştırıyorum. Söylemek istediğin bir şey yok mu? Sana yok. Arkanı kolla John. Kollarım. Gözüm arkamda zaten. Merhaba John. Hey John. Fırlatılmaması gereken 5 harfli bir nesne. Kitap mı? Bir sorun mu var Koli? Hayır efendim. Hadi baştan alalım hanımlar. Hazır olun ve... Yarın görüşürüz Chloe. Görüşürüz. Seninki gelmiş. Berbat görünüyorsun. O kadar mı kötü? Dinle, ben yatmaya gidiyorum. Olamaz. Hadi ama, çalışman gerekiyor. Bugün hiç havamda değilim, tamam mı? Asıl o zaman çalışman gerek. Şimdi... Nerede kalmıştık? Ah evet. Arabesk. Buradan başlayıp böyle bitiriyoruz. Ve sonra da arabesk yapıyoruz. Hadi ama hadi. Hazır. Bir. İki. Ve üç. Dengen üzerinde çalışmalıyız. Dengem gayet iyi durumda. Yerler kaygan. Ayakkabını, çorabını çıkar. Ya da sana bunlardan verebilirim. Beşinci hareketten alalım. Karnını çek. Omuzlar aşağıya. Çeneyi yukarı. Ve... kaldır. Çok daha iyi. Dans ederken çok tatlısın. Ah, bir de boks yaparken gör.
Solak ha? Hadi. Bu adamı dene. Kendisi solak. Ama sağ kroşesi fenadır. Bruno bugün olanlardan dolayı mutlu değil. Bruno şu an en küçük sorunumuz. İhtiyar aile işlerini John'a devrediyor artık. Şimdi ne olacak? Ben halledeceğim. Tabii. Adam bu mu? Hey! Onu sakın küçümseme. Lanet olsun. Öyle. Kaya gibi sağlam ha? Yeterince değil. Bu akşama Bruno ile görüşme ayarla. Ama aramızda kalsın. Aile işini öğrenmek mi istiyorsun? Tamam öğretirim. Ama bu akşam dışarıda beklemeni istiyorum. O ahmaklarla iş konuşmam lazım ve onlara güvenmiyorum. Bunu benim için yapar mısın? Zaten korumalarım var Bruno. Beni ne zaman işe dahil edeceksin? Ne zaman öğreteceksin? Pislik olmayı bıraktığın zaman. Bu olduğunda neredeydin? He? Aptal. Aptal. Ve söyleneni yap. Anlıyor musun? İşlere dahil olacakmış. Niye kendimi sana açıklıyorum Angelo? Bu kabul edilemez. Nokta. Ne yapmamı bekliyorsun? İyi hainini bana ver ki ben de onun lanet gözünü çıkarayım. Burun o kadar da kötü değil. Otur lütfen. Benim oğlanlar için güçlü kalmaya çalışmak kolay değil. Beni baba olarak görüyorlar. Bu durumu sen de biliyorsun. Yeğenin kaç yaşına geldi? Aptallıklar yapmayı bırakması gereken yaştı. Hadi ama o hala genç. Oğlanı hizaya sokma işi babalara düşer. Biz güçlü kalıp onların dağılmasını önlemeliyiz. Çoktan dağılmaya başladılar Angelo. Hiç saygıları yok, hiç. Biz barışı koruduk ama senin oğlanlar... Hayır Angelo, olmaz. Haklısın. Lee biraz çabuk parlıyor. Ama ondan vazgeçemem. Alışmaları için biraz zaman vermelisin. Zaman ha? En iyi adamlarımdan biri onlar yüzünden ölü. Seninkilerin beşi de şu an hapishanede. Elimde hiç ürün kalmadı. Federallerle konuşan bir hainimiz var. Ve senin aşağılık herifinliği neredeyse gözümü çıkaracaktı. Bence sana yakışmış göz bandı yani. Yakışmış ha? Seni güldürüyor mu? Komik mi sence? Papağan alayım da tam olsun bari. Tek söylediğim, iyi eğitilirse Lee güzel bir silah olabilir. Bunun yanına kalmasına izin veremezsin. Hayır. 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 Kalmayacak.
Halledeceğim. Kaybolan malların telafisinin yapıldığına emin olacağım. Ve adamın X içinde... O iyi bir adam. Sen adil bir adamsın Angelo. Ama aile işini Lee'ye bırakırsan barışı sürdürebilir miyim bilmiyorum. Bruno, aile işi John'a kalacak. O man kafaya mı? Konuşamıyor bile. Konuşuyor mu? Bu işi halledebilir mi? Bana bütün işleri idare edebileceğini mi söylüyorsun he? John sandığından daha güçlü. Hayır. Hayır. Hayır Angelo. Hayır. 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 Şu lanet telefonu bırakır mısın? Gitmeliyiz. Telefon sana. Sen de kimsin ha? Hey Bruno, gözün nasıl? Seni şuracıkta vurmamam için bana bir neden söyle. Dikkat et Dazdak. Seninle tartışacak hiçbir şeyim yok. Seni lanet hain herif. Kardeşin John'la konuşuyor olmalıydım. Son duyduğuma göre işlerin başına geçme şansı senden fazlaymış. Peki bunu nereden duydun? Küçük bir kuş söyledi. Şu anda kafanı uçurmamam için bir sebep ver. Hadi vur. Sabaha pişman olursun nasıl olsa. Galiba parmağımı kırdın. Tanrım, bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum. Öyle yumruk atmayı nereden öğrendin? Hakkımda bilmediğin çok şey var. Bu arada taşınma konusunu konuşmadık. Neden hala bu çöplükte yaşıyorsun? Burayı seviyorum. Koca kafandan neler geçtiğini söylemeyecek misin? Kafam normal bir kere. Bugün ilginç bir teklif aldım. Ne demek teklif aldım? Hadi ama John, bu konuyu halletmiştik. Rahat ol, yapmayacağım, tamam mı? Söyledin mi peki? Henüz değil ama söyleyeceğim. Ya tabii. Bak, söylemenin düzgün bir yolunu bulmam lazım, tamam mı? Üzgünüm baba, senin için bir mafya babası olmayacağıma ne dersin ha? Bu işten sıyrılacağına söz vermiştin. Bir çıkış yolu bulmuştun. Planımız vardı. Evet, hala var. Ama kolay değil, o benim babam. O baban değil, o bir suçlu. Gitsem iyi olacak. Hadi yapma. Bunu 100 kez konuştuk John. Kendi kararlarını verebilirsin. Sonra görüşürüz. Thank you.
Evet. Benim Ricky. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Neyi? Konu ihtiyar. O öldü Can. Senin almanı isterdi. Hala öldüğüne inanamıyorum. Benim için söylediklerin de haklıydı. Biliyorsun. Onu hiç dinlemedim. Gerçek şu ki, eğer o olmasaydı... Neyse, en azından sen varsın kardeşim. Yoksa patron mu demeliyim? Sence de kulağa güzel gelmiyor mu? Alışması zaman alacak. John, bu bizim için iyi bir fırsat, öyle değil mi? Artık değişiklik zamanı. Şimdilik ağırdan almalıyız. Hey, patron sensin. Hey, konuşmanı akşama sakla. Kutlama yapmalıyız. Neler oluyor? Baba kolini çaldı ve beni itti. Yalan söylüyor. Kapa çeneni. Bu kadar yeter. İkiniz de ringe hadi. Çılgınca bir hafta oldu ha. Başın sağ olsun. Konuşmamız üstüne kafa yordun mu? Yoksa patron olmanın keyfini mi çıkarıyorsun? Öyle bir şey yok. Anlıyorum ama... Yakın zamanda zor kararlar alman gerekecek. Ben de bir yere kadar bekleyebilirim. Biliyorum. Hey Ricky. Başka bir şey yapmayı düşündün mü hiç? Ne demek başka bir şey düşündün mü? Ne gibi? Taksi sürmek gibi mi? Dalga mı geçiyorsun? Zaten taksi sürüyorsun. Kapa çeneni. Ancak onu mu düşünebildin? Endişelenme. Sana özel bir gece hazırladım.
Bugün çok özel bir gün ve kardeşim özel bir karşılamayı hak ediyor. Benim asla olamayacağım adam. Jonah. Evet Jonah. Hadi bir konuşma yap. Hadi. Hadi konuşma yapsana. Hadi konuşmanı bekliyoruz ama. Hadi ama. Nazlanma bu kadar. Hadi konuş. Konuşmamı istiyorsunuz? Hadi bir şeyler söyle. Tuvaletten hemen sonra. Parti yapalım ha. Hadi gidelim. Kalk. Hadi yürü. John, neredesin? Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım. Ben bir partideyim. Kulüpte misin? Uyuşturucu falan vardı. Seni partinden alıkoymayayım. Hayır, bekle. Thank you.
çıkışa! Herkes çıkışa çabuk! Hadi gel. Bruno tam bir aşağılık. Buradan hemen gitmeliyiz. Sen ne yapıyorsun? Üzgünüm John. Bu şekilde olmasını istemezdim. Seni adi pislik. Yaptığım her şeye rağmen o seni seçti. Olsun. Vazgeç artık. Yerde kal John. Bayan Pereira? Evet. Dedektif Barsetti. Konuşabileceğimizi umuyorum. Tabii ki. Özel olarak. Yetkiniz falan var mı peki? John hakkında konuşmaya geldim. Uyanmışsın güzel. Neredeyse bir gündür baygınsın. Kurşun hayati organlara zarar vermemiş. Ama çok kan kaybetmişsin. Sana ağrıların için morfin verdim. Ama ihtiyacın olursa yatağın yanındaki düğmeyle hemşireyi çağırabilirsin. Konuşabileceğini düşündüğünde seni görmek isteyen birkaç polis memuru var. Biraz izin verirler mi? Ne sorarım? Öldü mü yoksa? Bilmiyorum. Sanmam. Bayan Pereira, son 48 saat içinde John'la konuştuysanız bilmeliyim. Dedektif Barsetti, neler oluyor söyleyin. Dün gece bir çatışma oldu. Gece kulübünde. Mafya işleri. Ateş edenlerden birinin John olduğunu düşünüyoruz. Neler oldu pek bilmiyoruz. Veriler hala yetersiz ama... Gerçek olamaz. John katil değil. Bakın anlamanız gerekiyor. Lütfen gidin. Anlamadım. Size yardım edemem. Eğer yetkiniz yoksa lütfen beni yalnız bırakın. İsmini hatırlamıyorsun ha?
Bizi aptal sanıyorsun değil mi? Sizin gibiler hep aynısını yapıyor. Hadi dostum, biraz bilgi ver sadece. Her şeyi anlattım zaten. Pisliğin dediğine bak. Bakın, bana doktoru çağırabilir misiniz? Başım dönmeye başladı. Dönüyor ha? Lütfen. Tamam, geri geleceğiz. Bir şey hatırlarsan söyle. Öldüğüne emin misin? Peki ya canın adamları ne olacak? Bruno'dan intikam isteyecekler. Bırak denesinler. Ortalığı temizleme vakti geldi. Bruno bize yardım eder. Evet. Nerede? Seni ararım. İşte bu kadar. Adamı yere serdi. Çizelgene bakıyordum ve lanet olsun. John'un kolay ölmeyeceğini söylemiştin ama kung fu bildiğini söylemedin. Dinle ukala. Bu işi hemen halletmelisin. John oturup bekleyen tarzda biri değil. O zaman kafasından vursaydın aptal. Anlaşmamız var diye bütün pis işlerini ben yapacak değilim. Hayır Bruno. Eğer pis işlerimi yapmayacaksan bir anlaşmamız da yok. Adi pislik. Sen ve sen. Temizleyin şunu. Çok açım, bir şeyler yemeliyim. Bruno bekle, bunu yapmak zorunda değilsin. Değil miyim? Lee yapacaklarını öğrenirse. Ricky, seni adi hain. Telefondaki kimdi dersin? Hı? Yeni patronun ortalığı temizliyor. İş ortaklığına adım atacak. John buna izin vermez. Senin ölün soğumadan John ölmüş olacak.
Lee batırmış olabilir ama biz onu bulacağız ve öldüreceğiz. İyi dileklerimi iletirsin. Hayır, bekle. Bul bana yardım ederim. Gideceği yeri biliyorum. Lütfen, lütfen, lütfen beni öldürme. Seni adi. Kardeşini mi satacaksın? He? Hadi durma, dinliyorum. Bir kız var. Dansçı, dansçı. İşini mi öğreneceksin? Benimle gel. Gidelim. Ricky. Teşekkür ederim sana. Bize çok yardımın dokundu. Aferin oğlum. Tek yapman gereken aileni satmaktı. Öldürmeyecek misin yani? Hayır. Tony öldürecek. Hainlerden nefret ederim. Hayır, bekle. Hayır, hayır. Hayır. Hadi şu lanet işi bitirelim. Hı?
Chloe. Chloe. Can. Burada ne arıyorsun? Sonra açıklarım, gel. Üzgünüm. Üzgün müsün? Sen kendi işine bak. Hepsi senin hatan. Ve tek söyleyeceğin şey üzgünüm mü? Kimi kandırıyorum? Bu benim hatam. Senin ne olduğun belliydi. Bak, bunu düzeltebilirim. Nasıl? Adam öldürerek mi? O işlerde yokum artık. Hayır Joe. Asıl ben yokum artık. Kenara çeker misiniz? Bırak artık. Bitti. Sakın arama beni. Şimdi nereye? Sen sür. Hey dinle. Normalde bundan uzun dayanırım. Sorun yok. İltifat olarak algıladım. Nasıl olsa tam saat ücreti alacağım. Yanlış oda, defol. Lanet olsun. Vay be. Önce Biggs, şimdi de Tony. Bruno'nun adamlarından görmediğin var mı? Sanırım bu bana ait. Müşterilerim hep ölecek mi? Çık dışarı. Ve bu kez geri dönme. İyi şanslar. Umarım senin işin daha uzun sürer. Burnumu kırdın. Hey Tony. Biraz Bruno amcandan söz edelim. Açlıktan ölüyorum, hiçbir şey yemedim. Bir çanta para. Bu kadar iş bir çanta para için. Git parayı al. Babalarımızın zamanında araba dolusu, kamyon dolusu para olurdu. Herkese yeterdi. Yemekler de düzgündü. Herkes ıstakoz ve biftek yerdi. Bizim yediğimiz bu lale jambonlu peynirli sandviçlerden değil. Senin sorunun ne? Lale çanta çok ağır. Dalga mı geçiyorsun sen? Acele et. Gitmeliyiz. Sen de dikilme öyle hadi. Çanta ağırmış, çok da umurumda. İlke keşesiniz hadi. Şaka gibi. Şaka gibi. Bu kahrolası da kim şimdi? Bir sandviç bile yedirtmediler. Lanet olsun. Yemek bile yiyemedim. Adi pislik, daha ne kadar bekletecek? Bu adi pislik daha ne kadar bekletecek? Şaka gibi. Bu süre içinde lanet sandviçi çoktan yerdim. Lee, neler oluyor lanet herif? Lee, niye geldin? Lanet olası.
Sen ölmüş olmalıydın adi herif. Hayal kırıklığı için üzgünüm. Kardeşinin beceremeyeceğini biliyordum. O nerede? Bilmiyorum. Umrumda da değil. Son şans. Canın cehennem. Neyin var görelim seni lan. Güzel bir gece. Sense berbat haldesin. İstediğim şeyi getirdin mi? Eğer söylersen sana hala yardım edebilirim. Ben hain değilim. Sonunda birisi ötecek. Her zaman öyle olur. Anlamıyorsun, hayır. Ailene ihanet etmezsin. Bundan emin misin? Sizin ihtiyar kendini korumak için aile üyelerini senelerdir satıyormuş. Onun izinden mi gideceksin? Aynısını yap ve kendini kurtar. Neden? Önemi yok. O öldü. Sense yaşıyorsun. Onun gibi mi olmak istersin? Yoksa yeniden başlamak mı? Seçimini yap, John. Hallettin mi? Hallettim. John. Bitti artık. Polisler yolda, her şeyi anlattım. Bana seçenek bırakmadın. Seçeneğim vardı. Olması gerektiği gibi ölebilirdin ama... Onun yerine hain mi oldun şimdi? Seni pislik. Ben mi pisliyim? Sen öldürdün değil mi? İhtiyarı. Sonra da beni öldürmeye çalıştın. Niçin? Aile işini yönetmek için. Aile sana ait değil. Hiçbir zaman da olmadı. Hadi bu işi bitirelim. İkimizin arasında. Evet. İkimizin arasında. Yeri biliyorsun. Kim daha güçlü belli. Gerçek zafer asla vazgeçmemektir.
Bak sen. Dövüşe de hep hazır. Ailene ihanet etmek nasıl bir his? Maalesef ihtiyara soramıyoruz. Polis arkadaşı mı verdi yoksa? Hepsi palavraymış. Yalan söylemiş. Çocuktuk, bizi kullandı. Bu saçmalıkla işim bitti. Hemen çekip gidemezsin. Ben bıraktım. Bence sen de bırak. Lanet ringe gir. Artık çocuk değiliz. Hayır. Hala öyleyiz. Beni bırakmalıydın. Hadi patron. Bunu beklemiyordum. Güzelmiş. Sana bırakmayı öğreteceğim. Aynı bir baba gibi. Lanet yerde kal. Ya.
Yerde kal. Canın cehenneme. Senin olmayana dokunma. Her zaman aile için en iyisini yap. Ve ailene asla ihanet etme. Hepsi saçmalık. Bunların hepsi saçmalık. Demek hala ölmedin. Haberlere çıkmışsın. Tebrik ederim. Küçük bir terfi işte. Şehrin en büyük baskınlarından biriydi. Onu buldun mu? İyi saklanmış durumda. Düşünürsek haklı, işlediğin her suçla bağlantısı var. Artık bırakıyorsan göz yumarız.